yapacağınızı düşünmüyorum. Şimdi genellikle çok kullanılan bazı sayıların açılımları ile ilgili bir şeyler soracağım. 1 artı i'nin karesini ve 1 eksi i'nin karesini ve i eksi 1'in karesini, yani eksi 1 eksi i'nin karesini, yani bunların karelerinin neler olabileceğini şöyle birkaç tanesini bulalım. Bakalım farklılıklar var mı? Arkadaşlar, aynı mantıktan devam ediyorum. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi şeklinde yazarsanız 1 artı 2i eksi i 1 şeklinde gelecektir. O zaman 1 artı i'nin karesinin kesinlikle 2i olduğunu bulun. Sonra birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi artı i kare gelecekti. Ama 1 eksi 2i, i kare gene tekrar eksi 1 olduğu için eksi 2i ile sonuçlanacak. Arkadaşlar, bunların da kareleri değerlerinden farklı olmayacak ama yine de yazdırmış olayım. Birincinin karesi i kare. Birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı 2i gelecek. İkincinin karesi 1'in karesi yani gelecek. İ kare eksi 1 geldi. Şurası eksi 2i geldi. Aşağıda da 1 var. O zaman bu da eksi 2. Yani şu ikisinin aynı olduğunu görmüş olmanız gerekiyor. Çünkü kare aldığınız zaman içerileri değişse de bir sorun sonuç değişmeyecek. Bakalım birinci ile dördüncüsü de mi aynı? Birincinin karesi yani eksi 1'in karesi. Ondan sonra birinci ile ikincinin normalde çarpımların iki katı, yani iki tane birinci sayı bu, sonra ikinci sayı bu, sonra ikincinin karesi derken yani bunun karesi gelecek. Kontrol edelim, görelim ne olacağını. Arkadaşlar, eksi 1'in karesini artı 1 dediniz. Sonra bu ifadeyi çarptığınız zaman artı 2i ile karşılaşmış olacağım. Sonra burada da artı i kare geleceği için eksi 1 ile karşılaşacağım. Sonuçta yine 2i oldu. O zaman bu konuyla ilgili gol yemeyin arkadaşlar. Şununla şu hep aynıdır. Bununla da bu aynıdır. Çünkü eksili paranteze alıp da işlem yaptığınız zaman zaten sonuçlarınız değişmeyecektir. Bu nettir. Şimdi sevgili arkadaşlar, önemli bir bölümdür. İ'nin kuvvetleri gelecek. İ sayısının kuvvetleri diyeyim şuraya. Sayısının kuvvetleri. Şimdi i sayısının kuvvetleri çoğunlukla hem fonksiyonların içerisinde hem polinomların içerisinde her yerde çok fazlasıyla rastlayacağımız bir sorular olabiliyor bunlarla ilgili. Şimdi biz ne dedik? İ kareye arkadaşlar eksi 1 demiş olduk. Şimdi ben sizden i'nin küpünü istiyor olsam dersiniz ki i kare çarpı i şeklinde yazabilirim. Arkadaşlar, i kareye eksi 1 derseniz o zaman i küpünde eksi i olduğunu gördünüz. Sonra i üzeri 4'ü sorsam bunu da i kare çarpı i kare şeklinde yazsanız burası eksi 1'dir, burası da eksi 1'dir. O zaman bunu da artı 1 olduğunu görmüş oldunuz. O zaman bunların ışığında bizlerin yazabileceği şeyler şunlar var. Onları hemen bir not edeyim. Arkadaşlar, i'nin sıfırıncı kuvveti, her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. i'nin birinci kuvveti tekrar şöyle i'dir. i'nin arkadaşlar karesine siz eksi 1 dediniz. i'nin arkadaşlar küpüne biraz önce bulduk eksi i dediniz. Ve i'nin dördüncü kuvvetini biraz önce bulduk artı 1 dediniz. Aslında bu sayıların devamlı bütün yani i'nin kuvvetleri çok büyük olsa da devamlı şu dört tanesinin çevresinde bu işlerin döneceğini söyleyebilirim. Ben buradan önemli bir şey daha çizmek istiyorum arkadaşlar. Şunların toplamlarını bir görmenizi istiyorum bakın. Bunların hepsini birbirini topladığınız zaman e üzeri 1, e üzeri 2, e üzeri 3, e üzeri 4'ü topladığınız zaman birbirlerinin götürdüğünü ve sıfıra toplamlarının eşit olduğunu görmeniz gerekiyor. Çünkü sorularımızda bunları çok kullanacağız. Şimdi biraz daha devam edeyim arkadaşlar. Yeni bir sayfa, sayfalarım bitti. Şöyle yapalım. Arkadaşlar, hemen bazı notlar yazacağım. İ'nin kuvvetlerinde arkadaşlar şöyle yazayım. İ'nin kuvvetleri
harflerinde dörde bölme işlemi yapılır. Dörde bölme işlemi yapılır. Görelim. Dörde bölme işlemi yapılır. Arkadaşlar, eğer kalan sıfır ise, sonra devam ediyorum. Kalan bir ise, sonra kalan iki ise, şu birdir, şu ikidir. Ondan sonra kalan üç ise, kalan dört olmaz, tekrar başa dönmüş olur. Yani i üzeri kalan sıfır olması için dördün kuvvetleri olması lazım. O zaman bu dördün kuvvetlerinden bir fazla olan sayıları baktığınız zaman kalan bir olur. Dördün katlarından iki fazla ve bu da dördün katlarından üç fazla. Arkadaşlar, üç fazla olduğu zaman hani eküpe benzetiyorduk biz bunu. Eksi i olacaktı. Bunu arkadaşlar i kareye benzetiyoruz. Yani eksi bir olmuş olacak. Arkadaşlarım, bunu i üzeri 1'e benzetiyoruz. İ olmuş olacak. Bunu da i üzeri 0'a benzetiyoruz. Yani kalan hiçbir şey olmadığı için 1 olacak. Şimdi biz bütün soruların çözümünde bu noktalardan yararlanarak devam ederiz. Dolayısıyla işimizi çok fazlasıyla da kolaylaştırır bu işlemler. Mesela ben bir tane örnekle neden böyle olduğunu size ispatlayayım. Bana i üzeri 27'yi vermiş olsanız, mesela bunun ne olduğunu sormuş olsanız, sizin anlattığınız mantığa göre 4'e böldüğüm zaman 6, 4 6'nın 24, yani 3 olduğu için o zaman ben direkt i'nin küpünün cevabı eksi i olarak bu soruyu söylemem gerekiyor. Ben bu sorunun eksi i olduğunu başka bir yerden daha bulayım size. Şimdi renkli bir kaleme geçeyim arkadaşlar. Benim i üzeri 27 için yapabileceklerim şunlar. İ üzeri 26 derim ve i üzeri 1 derim. Şimdi i üzeri 26'yı arkadaşlar i karenin 13. kuvveti derim ve i üzeri 1 derim. Arkadaşlar, i kareyi siz eksi 1 bulmuştunuz. Eksi 1'in 13. kuvveti çarpı i'dir. Yani buranın cevabının eksi i olduğunu gördünüz. Bu yöntemle gitmektense direkt üstleri bu şekilde ayırarak gitmek daha mantıklıdır diye düşünüyoruz. Devam edelim örneklerimize. Bir tane daha söyleyelim. Mesela i üzeri 80 nedir diye sorabilirsiniz. 80'i arkadaşlar 4'e böldüğünüz için 0 kalır. O zaman cevabınız i üzeri 0'dan dolayı 1 olmalıdır. Ama biz şimdi bizim kendi yöntemimizle gidip de bir bakalım ne olacak. Ben diyorum ki i üzeri 80 arkadaşlar sizler i karenin 40. kuvveti şeklinde yazabilirsiniz. İ kareye de eksi 1 yazdığınız için, eksi 1'in bütün kuvvetleri de 1 olduğu için cevabınız bu şekilde sonuçlanır. Ben sorularımda birazcık daha sizi ters köşe yapmaya çalışacağım. Öyle sorular sormaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, i üzeri şöyle yazalım. Eksi 15 gibi sorular sorulabilir. Hatta bundan daha önce ben birazcık daha farklı bir şey söyleyeyim. İ üzeri arkadaşlar 12n artı 1 şeklindeki sorular. Bir tane çözeceğim arkadaşlar bundan. Ben tekrar söylüyorum. 12n artı 1'i 4'e böldüğünüz zaman 12n zaten 4'ün bir katıdır, kalan 1'dir. O yüzden sizler i üzeri 1, yani i şeklinde bu soruyu çözersiniz. Ama biz bir başka yöntemle hemen gösterelim. Nasıl gösterelim? İ üzeri 12n artı 1'in neden böyle olduğunu anlatıyorum. İ üzeri 12n yazarsınız ve i üzeri 1 yazarsınız. Arkadaşlarım, bu i karenin 6n'inci kuvvetidir ve i'dir. İ kareye eksi 1 yazıp da çift olan 6'ncı kuvvetini alırsanız 1 kalır. Buradan da i kaldığı için cevabınız, bakın, yine i olmuştur. Yani bu soruların çözümleri için arkadaşlar
bu yöntemlerden devam etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bir tane negatif hani çözecektim. Eksi 16 mı demiştim bilmiyorum. Bu şekilde bir soru çözmeye çalışayım. Bu şekildeki sorularda da yine fark eden hiçbir şey yok. İ üzeri eksi 16. Arkadaşlar eksi 16'yı da baktığınız zaman eksi 16'yı 4'e böldüğünüz zaman kalan olmayacağı için bu sorunun cevabı i üzeri 0'dan 1 gelecektir diye düşünüyoruz. Bir gönderme, bir kontrol edelim. Şimdi bir başka yöntemle çözeyim. Arkadaşlar i üzeri eksi 16 ne fark ediyor? İ karenin eksi 8. kuvveti yazabilirsiniz. İ kareye eksi 1 yazdığınız için eksi 8. kuvveti dilerseniz ters çevirebilirsiniz. Eksi 1'in 8. kuvveti demektir. 1 bölü 1'den cevabınız 1 demektir. Yani yine de fark eden herhangi bir şey olmadı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki madem öyle, şöyle sorularda ne yapacağız? Eksi 12n artı 3 şeklinde. Fark eden bir şey yoksa eksi 12n artı 3'ü arkadaşlar gene 4'e bölerim. Ben yine kalanın 3 olduğunu biliyorum. O zaman cevabım i küp olacağından dolayı eksi i olarak çıkacaktır. Başka bir yöntemle çözelim hemen. İ üzeri eksi 12n artı 3'ü yazarsanız i üzeri eksi 12n ve i üzeri 3. Arkadaşlar i'nin karesinden gidilir her soruda. Eksi 6n gelecek. Hatta şurayı da i kare ve i şeklinde parçalayayım. Şurası eksi 1'dir. Eksi 1'in eksi 6n'üncü kuvveti. Sonra bir daha eksi 1. Sonra bir de i geldi. Buranın her türlü 1 olduğunu, şuranın da her türlü eksi i olduğunu düşünürseniz cevabınızı gene bu şekilde bulmuş olursunuz. Hadi bir tane daha bir şey söyleyeyim. Bazen şöyle sorularda hata yapabiliyorsunuz. İ üzeri eksi 12n eksi 3 olsaydı ne olacaktı? Arkadaşlar ben bu soru tiplerinde size tavsiye ettim. Biraz önce söyledim zaten neler olabileceğini. İ'nin eksi 12 n'inci kuvveti çarpı i'nin eksi 3'üncü kuvveti. Hadi sizler burayı biraz önce buldunuz zaten. İ karenin arkadaşlar eksi 6 elinci kuvveti. Bunu hadi şimdilik burada tutayım. İ üzeri eksi 3. Buraya eksi 1'in eksi 6'nın elinci kuvveti. Yani kısaca 1 dediniz. Bu sorunun cevabı i üzeri eksi 3'müş. Bunu mu bulamıyorsunuz? Hemen bir yöntem söyleyeyim size. Arkadaşlarım i üzeri eksi 3 eşittir 1 bölü i'nin küpü şeklinde de yazabilirsiniz. Veya 4 eklediğinizde aslında i'ye dönüşeceğini biliyorum ama ben işi uzatıyorum. 1 bölü arkadaşlar buraya da i kare ve i şeklinde yazdım. Tekrar 1 bölü eksi i geldi. Şimdi sizler gidip de bunu i ile çarparsanız paydayı da eşitlemiş oluyorsunuz. İ bölü buradan baktığınız zaman eksi i kare gelecektir. Yani i kare de eksi 1 olacağı için cevabınız i olacaktır. Onu söyleyeyim. Yani şunu söyleyebilirim. Çok uzadı bu soru. Bunun pratik yöntemi şu. Eksi 12'yen eksi 3'ü sizler 4'lere bölecektiniz. Arkadaşlarım bu zaten bölünüyor. Siz şimdi eksi 1 kere vardır derseniz eksi 1 ile çarptığınız zaman şurası eksi 4 olacak. Çıkarma işlemini yaptığınız zaman arkadaşlar dikkat edin. Şurası çıkarma işleminden sonra artı 1'e dönüşecektir. O zaman sonucunuzu söylüyorum. İ üzeri 1'dir cevap, yani i'dir. Orada o kadar uzun işlem yaptıktan sonra aynı şeyi bulduk. Son olaraktan bununla ilgili bir tane daha örnek göstereyim size. Örnek arkadaşlar i üzeri eksi 27. Ben eksi 27'yi 4'lere böleceğim. 6 kere yapayım. Eksi 6 kere hem de yapayım. Eksi 24 gelecektir. Hatta eksi 6 değil
Ben burada 7 kere yapayım. Eksi 7 kere olsun. Buraya eksi 28 yazacağım için çıkarma işleminin sonucunda arkadaşlarım eksi 27 artı 28 1 kalacaktır. O zaman ben sorumu çözdüm. İ üzeri 1, yani cevabım i'dir. Bu tarz sorularda arkadaşlar hep bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar bir tane de şöyle soru hemen çözeyim. Buraları bırakmış olalım. Px eşittir arkadaşlar. İşte i artı ondan sonra i kare nokta nokta i üzeri 53 ise mesela P de i'yi bize sormuş olsun. Bu sorunun cevabı nedir şeklinde soru sormuş olsun. Arkadaşlarım soruları çözerken i'nin kuvvetlerinden yararlanacağımı söylemiştim. İ'nin kuvvetleri sevgili arkadaşlar neydi? Bir hatırlayalım. Önce renkli kaleme geçeyim. Şimdi siz i sonra artı i kare sonra i'nin küpü ve sonra i'nin dördü. Bunların hepsini topladığınız zaman sıfır olduğunu biliyordunuz. O yüzden ben şimdi sorularımı yazarken sorumu yanlış yazdım tabii ki. Şuralar bu şekilde değil, şu şekilde olacak önce. X artı x kare artı nokta nokta x üzeri 53. Ondan sonra i'yi koyacağız yerine. Nedir? Ondan sonra bulacağız. Şimdi yerine yazıyorum arkadaşlar. Birincisinden i vardı. Sonra i kare vardı. Sonra i küp olacak. Sonra i 4 olacak. Birazcık daha ilerleyeyim. Sonra 5 olacak. 6 olacak. Ve 7 olacak. Ve 8 olacak. Nokta nokta devam ediyorum. 40 i üzeri 49 olacak. O yaklaşık değerler alıyorum. I üzeri 49 olacak. Sonra i üzeri 50 olacak. Sonra i üzeri 51 olacak. Sonra i üzeri 52 olacak. En sonda i üzeri 53 ile bu iş bitecek. Sevgili arkadaşlar, tavsiye ettiğim şey şuydu. Dörtlü dörtlü bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman 1, 2, 3, 4, 52, 4'ün bir katıdır. Dörtlü dörtlü bunların hepsinin toplamlarının sıfırlandığını söylüyorum. O zaman ne kaldı tek olarak burada? İ üzeri 53 kaldı. O zaman İ üzeri 53'ü yazdığımız zaman ne demiştik? İ üzeri 53, 53'ü 4'e böldüğünüz zaman arkadaşlar bir kalanını vereceği için cevabınız i olarak sonuçlanacaktır. Neden demiştik bunu? 53'ü 4'e böldünüz 13 kere. 52 kalmıştı. Şurası 1'di ve bu 1'i şunun üstüne yerleştirmiş oluyor idik. Evet sevgili arkadaşlar.